Hocam Ömer'in yolu nedir? Ömer, Osman, Ebu Bekir ve Hazreti Ali'nin yolları nelerdir? Şimdi siyasiler kullanmaya başladı. Bugün yaşasalardı sağcı mı olurlardı, solcu mu, anlatır mısınız? İyi akşamlar. Hazreti Muhammed'in yolu ne olurdu? Sağcı mı, solcu mu olurdu? Şimdi Ömer'in yolu, Hazreti Ömer denince akla gelen klasik İslam kültüründe özellikle Sünni İslam kültüründe Hazreti Ömer adaleti ile timsal olunmuş bir halifedir. Hazreti Ömer demek adalet demektir. Çünkü çocukluk yıllarından beri Milli Türk Talebe Birliği'nde, Akıncılar Derneği'nde ve çeşitli böyle mukaddesatçı Müslüman derneklerde, İslamcı derneklerde ben de tane hatırlıyorum. Hep böyle Hazreti Ömer'in adaletiyle ilgili tiyatrolar olurdu. Hazreti Ömer'in adaleti göklere çıkarılırdı. Adalet özlemiyle insanlar yanıp tutuşurdu. Ve Hazreti Ali denince akla adalet gelirdi yani. Bu bir açıdan doğrudur da. Çünkü 10 yıllık hilafeti döneminde Halife Ömer şaşırtıcı icraatlara imza atmıştır. Yani gerek halife seçiminde, gerekse bu fetih olaylarında, gerek başka bazı konularda yanlışları olmuştur. Ama şaşırtıcı ve diğer sahabelerde pek görülmeyen, hatta Hazreti Ali'de bile pek göremediğimiz kimi adalet uygulamalarının altına da imza atmıştır. Bu tarafları da vardır yani. Şimdi ben hepsini külliyen silip atmıyorum. Benim böyle bir yöntemim yok. En büyük hatayı Halife Osman yapmıştır. İşlerde en hatalı olan, en yanlış yapan, tarihi büyük yanlışlara imza atan Halife Osman'dır yani. Nitekim kendisi de bir ayaklanma sonucu öldürülmüş ve Yahudi mezarlığına gömülmüştür. Sahabenin büyük çoğunu da Halife Osman'ın Yahudi olduğuna inanıyordu. Peygamberin yolundan döndüğüne inanıyordu. Onun için onu oraya götürdüler, gömdüler. Muaviye zamanındaki aradaki duvar yıkılarak Müslüman mezarlığına dahil edildi. Bu o zamanın gerçekleridir yani. Ben buradan söylemiyorum bunu. O dönemde İslam tarih kitapları böyle yazar. Ama Halife Ömer o kadar değildi. Onun da tabii yanlışlar oldu. Hatta Halife olarak 5 yıllık iktidar döneminde Hazreti Ali'nin de siyaseten yanlışları olmuştur. Siyaseten yani ahlakı, cesareti, dürüstlüğü ona bir diyeceğimiz yok. Herkesten ileri ve bir numara oydu ama böyle hem genç olması hem saf adaleti savunması o da bir suç değil bana göre ama siyaseten bazı yanlış kararlar olmuştu. Neyse oraya girmeyelim şimdi. Canım hepsinin böyle iyileri var, kötüleri var, yanlışları var, hataları var. O hataların hesapları hepsi bir dönem yaşamış geçmişler. Şimdi Halife Ömer zamanında daha ilk Ebu Bekir'den hemen sonra 2 yıl geçmişti. Bence Halife Ömer'in İslam dünyasına en büyük katkısı hiçbir şey olmasa bile bir tek bu yeter. 7 kişilik şura kurmasıdır. Kendisinden sonra 7 kişilik bir şura kurdu. Aranızdan birini halife seçin dedi. Kendi oğlu da vardı ama seçme hakkı var ama seçilme hakkı yoktu. Çünkü seçildiği zaman onun babadan oğla geçtiği şeklinde yorumlanacaktı. Eksikti, zayıftı, cılızdı. Daha yeni bir nüve halindeydi. Ama bu geliştirilebilirdi. İşte bu geliştirilemedi. Bu atılan tohum yeşeremedi. Kurumsallaşamadı. Kendisinden sonra 70 kişi, 700 kişi, 70 kişi, 7 kişi 70 kişi olabilirdi. Sonraki dönemde 70 kişi 700 kişi olabilirdi. Buradan bir Müslüman demokrasi doğabilirdi. Ama Muaviye döneminde küt diye o 7 kişi bir daha toplanmadı. Bir defa toplandı. Osman'ı seçti ve bir daha toplanmadı. İkinci kez, üçüncü kez toplansaydı, kurumsallaşsaydı, işleseydi, tekerlek yürüseydi oradan bir şey çıkacaktı. Olmadı. Saltanat yüzünden olmadı. Ama bu çok büyük bir adımdır. Sonra Halife Ömer öldüğünde geriye miras bırakmamıştır. Tıpkı Peygamber gibi, tıpkı Ebu Bekir gibi, tıpkı Ali gibi, tıpkı Ebu Zer gibi.
geriye bir kuruş bırakmamıştır. Sarayda yaşamamıştır. Kuru ekmek yemiştir, su içmiştir, hurma yemiştir. Doğru. Bunlar hepsi doğrudur. Çok mütevazi bir hayat yaşamıştır. Ama Ömer sonuçta serttir. Biraz kaba tarafları vardır. Böyle adalet için gerekirse diktatörlük yaparım diyen birisidir. Böyle kodumu oturturum, zalime geçit vermem havasında birisidir. Bütün bunları İslam'ın Yenilikçileri adlı kitabımızın birinci cildinin Ömer'le başlayalım söze başlıklı ilk cildinde ilk anlattığım kişi Sima Hazreti Ömer'dir. Benim kitabım onunla başlıyor. Ömer'le başlıyor. Öteki İslam tarihi Ebu Zer'le başlıyor. İslam'ın Yenilikçileri Ömer'le başlıyor. Oradan da bunu uzun uzadıya okuyabilirsiniz. Çok uzunca bir Ömer bölümü vardır. Oradan okuyabilirsiniz. Şimdi bunun siyasette kullanılmasına gelince yani buradan maksat adalettir. Eğer gerçekten Ömer gibi adil davranırlarsa, adaletli olurlarsa bence bir mahsuru yoktur. Ama siyasette buna ne kadar uyulur orasını da bilmiyorum. Kesin garanti de veremem yani. İşte Ömer'in yolunda, Ömer'in adalet yolunda, Ömer'in yolunda Atatürk'ün izinde falan diye bugünlerde İYİ Parti'nin bir reklam kampanyası var. Bütün billboardları onlarla doldurmuşlar. Bu bir siyaset de olabilir. Bunu siyasette kullanıyor da olabilirler. Bunun arkası gelmeye de olabilir. Ama umarım gelir. Umarım dediklerini yerine getirirler ve bunu siyasi malzeme olarak kullanmanın da ötesine geçip hakikaten adaletin peşinde olurlar. Bunu temenni ederim yani.